Mustafa Tozan ve ailesi 30 Ekim'deki İzmir depremini tüm dehşetiyle yaşadı. Tozan ailesi aynı korkuları yeniden yaşamamak için evin içine bir sığınak yaptı. İşte o küçük deprem sığınağı. Hanımın korkusu, endişesi, çocukların korkusu, endişesi. Allah var, ben de korkuyorum. Yani buna karşı nasıl bir tedbir alırız da fikir buraya kadar geldi. Depremden korktu, 66 tona dayanıklı sığınak yaptı. Biz tedbirimizi alalım, takdir Allah'ın. Mustafa Tozan emekli elektrik teknisyeni. 6,6'lık deprem tüm İzmir gibi onları da tedirgin etti. Binaları dayanıklı da olsa acil durum için evin içini de güvenli hale getirmek istediler. İçerisinde 3 gün bizi idare edebilecek akülü elektrik sistemi, aydınlatması, oksijen tüpü. Tozan televizyon ünitesi olarak da kullanılan deprem sığınağını tamamlayıp evde en çok vakit geçirdikleri salona yerleştirdi. Dışarıdan bakınca bir televizyon ünitesi ancak içine girince bir sığınak. Tozan ailesine deprem korkusu deprem ünitesi yaptırdı. 4 kişi içine sığabiliyor ve 66 tona kadar da dayanıklı. Darbe anında kafaya gözü vurup bir zarar görmemek için de iç döşemesini sünger ve kumaştan yaptık. 4 kişilik kabin 1 metre 80 santim boyunda. İçerisinde aküden şarj aletine, emniyet kemerinden temel ihtiyaca her şey mevcut. Deprem anında binanın yıkılması durumunda her türlü tedbir de alınmış. Ancak en önemli şey de arama kurtarma ekiplerine sesinizi nasıl duyuracağınız. İşte bir siren sistemi uygulaması var. Buna bastığınız zaman siren çalıyor ve AFAD ekipleri ya da arama kurtarma ekipleri sizin nerede olduğunuzu kolaylıkla tespit edebiliyor. Mustafa Tozan'ın yeni hedefi ise daha dayanıklı bir sığınak yapmak. Bundan sonraki hedefimiz yeni bir tane geliştiriyoruz. O 110 tonluk olacak.